15-21 Ağustos haftası sevgili takipçilerim, güzel ailem, canlarım, bu hafta size neler söyleyecek diyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Sevgili koçlar, hemen bakıyorum. Bu dönem özellikle hayatınızla alakalı 7. ay sizin için çok zorlandığınız ve bitkin olduğunuz bir döngüyü gösteriyor. Ama 8. ayda yaratacağınız oluşumlar sizin fazla güçlenmenizi, haklarınızla alakalı noktada da sevgiyle alacağınızı, bu hafta daha başarılı olacağınız, haklarınızla ilgili savunacağınız noktalarda çok büyük fırsatlar yakalayacaksınız. Olduğunuzdan fazla paranız, işiniz, alanınızla alakalı büyük evreler var. Özellikle üst düzey yöneticilerinizde S ve İ ve L harfi varsa konumunuz, mertebenizle ilgili çok güzel oluşumlar var. Başka bir yer, başka bir alana gitmek istiyorsanız da bunun için aceleci tavırlar bulunduğunuz noktadaki konumunuzu kaçırmanıza sebep olabilir. Daha sakin kararlar verirseniz bulunduğunuz nokta size konum ve mertebe olarak çok daha güzel aydınlanmalar yaşatacak. Özel hayatınızla ilgili karşı tarafın konuşmaları ve sizin konuşmalarınız devamlı yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Bir psikolog, bir ilişkiyle alakalı doğru analiz ve doğru ifadeler kurduğunuzda bu ilişki ciddiyetini, doğru sevgiyi sunacağı gözüküyor. Ama tahammülsüz bir enerjidesiniz. Bu enerji boşluklarınızdan çıkın. Kendinizi daha özgür kıldığınız takdirde ilişkide rahat alanlar aydınlığa kavuşacak. Evet, ben kalbimdeki yüzüğüm, sevgilim beni terk etti, tam evlilik düşünüyorduk, yüzüğümüz yarım kaldı diyorsanız, geri gelecek. Hatta bu kişide de G, I, Z harfi ya da S harfi olabilir. Bununla tekrar barışma, aileler tekrar bu kutlamayı yaratacak. Yani siz yeter ki bu enerjinin içerisinde doğru yol alacaksınız. Doğru dengeyi görmeniz bizim için önemli. Kendinizi sevmek. Çevrede, aile içerisinde de hiç bitmeyen tartışmalar, devamlı aile içerisindeki huzursuzlukları çözmeniz gerekiyor. Çözmediğiniz takdirde geçmiş çocukluğunuz, geçmiş karmanız ve yaptığınız devamlı hataya maruz kalıyorsunuz. Bence sarılın ailenize, hataları bir gösterelim. Bir iyileşmemiz gerekiyor ve iyileşmeye ihtiyacınız var, unutmayın. Sevgili boğalar, beğen, yorum yaz ve keşfete düşürelim YouTube'a. Bu ara içsel dünyanızdaki hisleriniz, sezgileriniz, insanlara bakış açınız, insanların ne düşündüğüyle alakalı sanki Rabbim sizin kalbinizi hissettirecek. Özellikle iş başvurunuz varsa olumlu. İşinizle alakalı yeni bölüm, yeni oluşum yaratmak istiyorsanız ve yaratacağınız noktada doğmak, kendi haklarınızla alakalı kırılan noktaları en iyi şekilde tamir edeceğiniz gözüküyor. Olası tartışmalar olsa da zafer sizin, başarı sizin, varoluş sizin. Özel hayat konusunda da ilişkinizden bitip daha yepyeni bir enerji oluşturarak kendi enerjinizi hayata geçirmek istiyorsunuz. Çünkü bu ilişkinin sorumlulukları, dağınık noktaları ve hayatınızdaki kişinin sevgisiz tavırları sizi tam anlamıyla boşluğa itiyor. Artık özgürlük sizin olmalı. Yeni hayata, yeni kapıya geçiş sağlamanız gerekiyor. Evet, aşık olmak istiyorum diyenler, evlenmek, düzenimi kurmak, mutluluğu tatmak istiyorum diyorsanız, kader çarkı size İ ve A ve U harfi ya da R harfi olan kişiyle karşılaştıracak ve bu karşılaşma hayatınızın başlangıcı. Hatta sizin gözleriniz renkli olabilir. Karşı tarafın gözleri mavi ya da yeşil olabilir. Doğru insanı bulup doğru enerjiye geçeceksiniz. Evli çiftlerimizle alakalı noktada dengesizliklerin taşınmak değil de evdeki evi taşımak, evin içerisinde devamlı değişiklik yapmaktan sıkıldınız. Bence binanızın size ya da oturduğunuz evin sizin enerjinize iyi gelmedi. Evinizi taşımak daha huzurlu bir noktada olacak. Aile binanız, aile çatınız aynı binada oturuyorsanız buradaki insanlarla anlaşmazlık, tartışmalar söz konusu oluyor ve ilişkimize, evliliğimize, çocuklarımıza yansıyor. Bir an önce dua ederek, inanarak eşinizle ya da hanımınızla bu olayı çözmeniz lazım. Yoksa evliliğiniz tehlikeye gidiyor. İş gereği yolculuklarımız sevgili erkekler, işinizle alakalı yol. Sevgili hanımlar, sizin de bitirmeniz gereken bir sürü işinizle ilgili konular var. Bunu hayata almanız gerekiyor. Eğitim konusunda yarım bıraktığınız ve kendinizle alakalı dil eğitimi, yabancı eğitimle ilgili fikirleriniz varsa artık bunu hayata geçirin. Çünkü bu eksikliğiniz size huzursuzluk yaratıyor. Bir de erkek kardeşimizin size sürprizi ya da abinizin size yapacağı sürpriz sizi mutlu edecek ve keyfinize keyif katacak diyorum.
Sevgili ikizler, ben yorum yaz. Hemen çekiyorum sevgili ikizler. O güneşinizin en parlak, hislerinizin en kuvvetli, olmasını istediğiniz birçok noktada pürüzsüz şekilde pasta dilimi gibi size sunulacak bir hafta. Ve köklenmek, yer alanımızdaki yeri belirlemek ve yalanlı insanları çıkartıp doğru yörüngenin içerisinde adım atacağınız gözüküyor. Kendi gerçeğinizi bulduğunuzu, kendi ışığınızı yansıtmayı öğrenme haftanız. Yeni anlaşmalar, yeni imzalar, yeni yolculuklar içinde güzel oluşumlar var. Eğer ki büyük bir firmada çalışıyorsanız, iş yerinizde çıkartılacak insanlar var ve bu listede siz de varsınız. Acil yeni bir iş, yeni bir kapı oluşturmanız gerekiyor. Kendi işinizle ilgili bazı parlak fikirleriniz varsa, hayalleriniz değil, doğru noktayı görerek zaman içerisinde hayallerinize kavuşmanız lazım. Eğer ki çok büyük oynarsanız batışınız var, dikkatli olun diyorum. Evet, sevgilinizde o ve yaşı 2, mesela 32, 22, 42 yaş arasındaysa o kişinin size sevgisi çok yüksek olacak. Genç, genç gösteriyor 32 ve 22 yaş arası ve hatta siz onunla ilgili kaygı duyduğunuz, aldatıyor olabilir bu tarz düşünceleriniz varsa o tüm kalbiyle, tüm enerjisiyle sizi seviyor. Yalnız bu ara evli çiftlerde bazı karışık, yanlış anlaşılmalara sebep olacak. İlişki yıpranmaları söz konusu olabilir. Karı koca arasında pişmanlıklar, pişmanlık konuşmaları, gideceğiniz alanlarda devamlı tartışacaksınız. Bu ara ayrı yatak, ayrı modunuz var. Bence bunu bir an önce çözün. Çünkü haneye parasal konuda da güzellikler var götür. Hiç aşık olmadıysanız ruh ikiziniz, size gelecek güzel bir aşkın kutlamasını tadacaksınız. Bence kendi gülünüzün, hani deriz ya bazen gül kokulu yârim, evet gül kokulu bir sevdiceğiniz olacak ve kalbinizin ve şifalanmayı öğreneceksiniz. Kadınsal bölgesi, üreme organlarınızla alakalı sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar bu noktalarımıza tedaviye ihtiyacımız var. İhmal etmeyin efendim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun diyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Evet, tebrikler. İşiniz, konumunuz, mertebeniz, varoluşunuzla ilgili kutlama haftanız olacak. Tahtınız, eğer ki yöneticiniz kadınsa ondan onuru duyacak. Eğer siz böyle bir beklentiniz varsa hak edilişinizin çatısı kurulacak ve siz artık daha büyük, daha büyük, daha büyüme noktasına gireceksiniz. Yani ettiğiniz dualar, kalbinizdeki geçirdiğiniz birçok noktanın zaferi sizin elinizde. Tebrik ediyorum. Yalnız ailemize ait toprak, miras konuları ile ilgili elimiz kolumuz bağlı diyorsanız bu hafta bunları çözeceğiniz bir hafta ve adaletle masaya yatırarak herkesi bir araya toparlayacak şekilde olacağız ve Eylül'e itibariyle de bu konuyla ilgili yasal süreci başlatacaksınız. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Gitmek istediğiniz yolculuklar ama ekonomik olarak bu konuda kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Ve çocuklarınızla alakalı yaşadığınız maddi ve eğitim konularıyla ilgili krizler sizi yıpratıyor olabilir. Bence gidin, hani çocuklarla da gitmek sizin enerjinize iyi gelecek. Kalbinizdeki kişi gerçekten sizin için ne düşünüyor diyorsanız, mesela KMTI ya da DR, doktor olan biri olabilir. Böyle biriyle hayat birleşmeniz var ya da sağlık sektörüyle alakalı biriyle hayat birleşmeniz ve ruh ikizi olarak hayatınıza geçeceksiniz. Bir de kendi taşınmanız gereken ev konumuz gündemde. Burayı bir müteahhit yıkım kararı ya da bu evle alakalı huzursuzluklarınız olabilir. Taşınacağınız nokta 1, 2, 3, 4 ya da 6. katsa daha üçlü katlar ya da 4. kata taşınacağınız gözüküyor. Daha çok doğanın içerisinde olmak ve kendi enerjinizi doğaya yansıtmak istiyor olabilirsiniz. Bu ara mistik güçlere merakınız olabilir. Kozmik enerji, biyoenerji ve hislerinizin farklı bir alanlarda oluşturmak istiyorsanız güzel bir. Eğer ki teknolojik ve bilgisayar alanındaysanız yurt dışı ile ilgili güzel tekliflerimiz ama özellikle kökü yabancı olan biriyle de tanışıp hayat arkadaşı yoluna gidecek bir ilişki enerjimiz hep var gözüküyor. Hoşçakalın efendim. Sevgili aslanlar, ben yorum yaz. Hemen bakıyorum efendim. Şimdi bakıyorum. Hayat arkadaşınızla barışmak, tekrar pasta dilimi, mumu üflemek ve biz artık köklenip
ve çocuk doğurmak. Yani kötü olan her şeyi geride bırakacağımız bir döngü. 2 yıldır yaşadığınız krizler bitiyor ve birbirinize sımsıkı sarılacaksınız. Hatta eşinizin maaşı, konumuyla alakalı beklenti içerisinde olduğu konuları var. Hatta şöyle söyleyeceğim, eğer devletle alakalı çalışma yönleriniz varsa da lojman, hak, bu konularla ilgili net kararlar vereceksiniz ve güzel bir değişimi birlikte hayata geçireceğiz. Aşık olmak isteyen güzel takipçilerim için, evet, aşk geçmiş, özellikle bundan 3 sene önce ya da 4 sene önce yaşadığınız ilişki sizi fazlasıyla kırdığı için güven probleminiz var. Artık güven probleminizden özgürce çıktığınız takdirde bu oluşum size hayat arkadaşınız da sunacak. Cuma, cumartesi eğlence mekanı, eğlenceli alan, sosyal ağlarda kader çarkınız ve bereketiniz narla birlikte birleşiyor. Hadi deneyelim. Özellikle Uğur gibi, Onur gibi, Tolga gibi ya da Uğur kadın olarak Tuğba gibi bu harflerde biriyle güzel bir aşk başlayacaksınız. Ve bu sizin hayat boyu birleşmeniz demektir ve ömürlük bir aşka kutlama. Yeni iş ya da oluşturmak istediğiniz noktalarla alakalı kendimizi daha yükseltmek, oradaki insanlarla yüzleşip kendi huzurumuzu ve dengemizi bulmak istiyoruz. Neden olmasın, her şeyin imzası ve kontrolü, çalıştığımız ekip arkadaşlarının size olan değeri, sizin konumlanmanız ve taçlanmanıza yardımcı olacak. Bu ara böyle spor merakınız varsa, spor sırasında yaralanmalar, düşmeler, kazalar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Çocuk tedavisi, çocuk niyetiniz varsa da eşiniz ve birlikte tedavi olmanız lazım. Sizde değil, ortak bir sıkıntı var. Bunu bir an önce çözdüğünüz takdirde de aileye çocuk murada var. Annenizi bu ilişkiye karıştırmazsanız, kardeşinizi bu ilişkiye karıştırmazsanız, aile bireylerini, ilişkiniz daha güzel noktalarda, özellikle iş hayatınızda eve yansıtmadığınız takdirde daha gerçekleri görüp diken üstünde olmamanızı uyarıyor. Hoşça kalın efendim. Sevgili Başaklar, ben yorum yaz, hemen bakıyorum. Oo, bu ara hanemize bolluk, bereket. Yani var olduğunuz sıkıntılarınızın bitip hem inançlarımız, yalnız diyor ki bu kart size, inandığınız Fatma anamızın eli, türbelerimiz ya da namazınız ya da duanız neyse yapın ki kader size parayla, güçle doğuracak ve bu güç sizin daha çok köklenmeniz, toprak haklarınız, mal konularınız ve yatırımlarınız için artı bir haftanın, doğru gör, doğru savaş, doğru mücadele et diyorum. İlişki konusunda 3 kişi arasında kalırız ya, bazen 2 kişi arasında bir kalırız, karar veremeyiz ya, kafanız böyle allak bullak olabilir. Doğru insanı gör ve bu doğru insan senin hayatın 3 kişiden biri doğru. Özellikle buğday tanesi sizin için daha sağlıklı, daha ılıman ve aile kültürü yapımıza uygun. Eğer diğer insanı seçtiğinizde bu ilişkide büyük kaoslar, mutsuzluklar ve yalnızlığa itme durumu gibi durumumuz var. Eski ilişkimin bana geri döner mi, beni seviyor mu diyorsanız, evet, burada diyaloglar, deli deli konuşmalar, deli deli kıskançlıklar ama bitmiş bir şeyin arkasından gözyaşı dökmek bazen bazı insanı yıpratabilir. Yeniliklere kucak açtığınızda kendi yeniliklerinizin kendi aynı. Siz hayatınızı ters bakıyorsunuz. Düze döndürdüğünüzde bu hayatınızdaki aydınlanmayı yaşayacaksınız. Bir de Toprak Burcu birinden çok güzel maddi bir destek, kredinizle alakalı onaylanmasını istediğiniz birçok noktada kefil evreniz var. Araç ya da yatırım konuları ile ilgili fikriniz varsa karı koca, çift, aile, anne baba, çocuklarınız ya da sizin muradınız neyse gerçekleşecek oluyor. Yalnız bir tatilde kayıp yaşayabiliriz, tatilde kaza yaşayabiliriz, tatilde insanlarla diyaloglarımızda terslikler olabilir, kırıcı olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara evli çiftlerde özellikle eşinizin ailesi size çok iyi davrandıkça siz şüphe ediyorsunuz. Onlar artık sizi seviyor ve onlar artık size zarar vermek istemiyor. Sen de onların gerçek yüzünü gör ve onları affetmen gerekiyor. Doğru bir ilişki, doğru bir temel. Para, altın ya da bu tarz şeyler ev içerisinde yok olabilir. Aman bu ara misafirlerinize gelecek insanlara dikkat etmenizi öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, beğen, yorum yaz, keşfete düşür, biz de büyüyelim. Evet, bakıyorum hemen. Sevgili başaklar, pardon sevgili teraziler, sizin başak ya da toprak burcu birinden çok güzel bir hayır göreceğiniz,
ve dengeyi ve huzuru en iyi şekilde, yani patronunuz, yöneticiniz, ekip arkadaşlarınızda boğa, oğlak, başak varsa sizin değişmenize, sizin değişiminize şahit olmasını gösteriyor ve size yapacağı iyilik daha güzel motivasyonunuzu artıracak ve içinizdeki korkuyu yenip daha cesaretli bir noktaya oturtacak. Eğer kendi iş evrenizi yapıyorsanız ve ortaklı işinizde özellikle A ve L ve İ harfi varsa, bu kişiyle markamız büyüyecek. Daha inandığımız enerjiye doğru gideceğiz ve şube oluşum yaratacağız. Ama sizin unutamadığınız, özellikle bir ay önce bir ilişkiden ayrıldıysanız bu kişiye geri dönüyor. Eğer 4 ay önce ayrıldığınız kişiden mesaj söz konusu oluyor. Eğer ki 4 yıldır ayrı bir insanı bekliyorsanız neden beklediğinizi kendinize sormanız lazım. Onun hayatında evlilik ve düzen var ve o düzende mutsuz olsun diye düşünüyorsunuz. Ve bu yüzden de size mutluluk gelmiyor. Lütfen o anahtardan çık, sana mutluluk gelmesi için. Bu ara evlenmek ya da gelecek planı olan sevgili teraziler için biraz parasal ekonomimizdeki güçlülükleri, yaşam kalitemizi arttırmak için bekletiyorsunuz. O kişi artık bu kırılan kalbi ya yüzüğünü al, ya ona güzel sözler söyle, ya da tarih belirle, sürprizler yap ki o da bu enerjiye girsin. Sen beklettikçe onda bir sinir harbi oluşuyor diyorum. Bu ara aile büyüklerimizle ilgili krizler bitecek. Daha yumuşak geçişler sağlayacaksınız. Ve özellikle de amca, dayı ya da amca, hala, dede köklerimizle alakalı tartışmalar da söz konusu olacak. Babanız ya da anneniz çok büyük bir kriz yaşayabilir. Bu krizde onların arkasında durmanız lazım. Mesela özellikle amcanız ya da halanızda H, M, N harfi içlerinde varsa babanız ya da annenize haksızlığa tutuyor. Bir de belki burada asker görevi yapacak ya da gidecek bir askeriniz ya da polisiniz varsa sağ salim geri gelecek. Onunla ilgili endişe etmenizi istemiyorum. Sevgili akrepler, beğen, yorum yaz, keşfete düşürelim. Evet, bu hafta işinizin kaynaklı çok yoğun. Görüşmeler, diyaloglar, para konuşmaları, para kayıpları, para diyalogları fazlasıyla sizi yıpratsa da yeni oluşturacağımız yön ve yeni oluşacak anlaşmalarla alakalı noktada da İ ve A ve R harfi bireyle ilgili bağlantı çok güzel bir gonca yaprağı sağlıyor. Bu bizim eğitimimiz olabilir, gideceğimiz yolculuklar olabilir ama siz doğuştan şanslısınız. Rabbim sizin köklenmeniz için tekrar size ışık olarak kök ve gonca yaprağının birleşmesi ve içinizdeki kaygı, korku ne varsa bir psikologla çözdüğünüz takdirde sizin yolculuklarınız, iş alanınız, buluşum alanınızda çok daha böyle lezzetli noktalara varacaksınız. Bu ara yeme alışkanlığınız, sinir harbinde gece yarısı dolapları açıp abur cubur yemeler, genetik yapınızda şeker ve tansiyon problemi yansıtıyor. Bu konuyu lütfen 7'den sonra yememeniz gerekiyor. Kalbimdeki kişi beni düşünüyor mu? Ben ona çok aşığım ve O ya da A harfi varsa onun hayatında sarışın kumral biri var. Ama yeni ayrıldığınız birinin tekrar diyalogları olsa da siz bunu istemeyeceksiniz. Sizin de farklı kısmetleriniz hayatınıza geçiş sağlayacak. Evli çiftlerimizde huzurlu, mutlu olan çiftlerde de tapu anahtarımız ve ailemizin desteğiyle alacağımız nokta sizi daha mutlu edecek. Özellikle eş, hanımınızın ailesinden gelecek destek en azından sizin ev sahibi olmanıza, daha konforlu bir alanda yaşamanızı gösteriyor. Boşanmaktan vazgeçen bazı evli çiftlerimiz için de bu şans vermelisiniz. Çünkü onun da sevgisi, senin de sevgin bitmedi. Sadece biri çok fazla yalan söylüyor, devamlı senaryo yazıyor. Soru buradaki sanki yapıyormuş gibi gösterdiği için siz artık çok yorgunsunuz. O bu sözü verdi ve eşinizin bağımlılıkları, alkol vesaire bağımlılıkları varsa da bununla alakalı noktada tedavi görecek. Ay, anneniz, kardeşleriniz ya da abilerinizle ilgili, gelecekle ilgili kaygıları varsa, ben öleceğim, bunların düzeni yok derseniz bu yıl bitmeden onların hayatlarında daha kaliteli bir oluşum ve annenizin istediği murat gerçekleşecek. Evde kalmamış gözüküyorlar. Bir de şöyle söyleyeceğim, babanıza ait bir uyarı ya da bir devletle alakalı bir sıkıntınız olabilir bu hafta. Evraklarımızı, borçlarımızı, bunları kontrol edelim. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, beğen, keşfete düşür, yorum yaz. Evet, özellikle erkeklerle birlikte yoğun bir iş temponuz varsa ve devamlı burada işin büyütmek için dua ediyorsak ve çıkartılmak istemiyoruz, burası bizim adalet noktamız diyorsanız, buradan sizi kimse çıkartmaz. Yeter ki disiplinli ve kurallı olun.
konum mertebeniz, değişiminizle ilgili de çok güzel vakti gelen zamanın lezzetini alacaksınız. Çünkü uzun süredir, son 8 aydır beklediğiniz konum size verilmeye doğru ve bununla ilgili bazı eğitimler, bazı kurallar yapılması gerekiyor ve eksik alan noktamızı da tamamlayacağız. Ufak tefek aile, mesela köy evimiz, dağ evimiz, yazlığımızla ilgili tamir tadilat konuları gündeme gelecek. Özellikle annemizin isteği olabilir. Buna destek verin çünkü onun bu konuyla ilgili mutsuzlukları var. Bu ara rüyalarınız, hisleriniz sizi fazlasıyla karıştırıyor olabilir. Hata yapmanıza sebep olabilir. Bu ara rüyalarınızı, hislerinizi bir not alın. Birkaç gün sonra onları gerçekmiş gibi yaşayacaksınız. İlk dönem değil, 3-4 gün sonra Allah size ne rüya gördüyseniz yaşatacak. Bu arada yurt dışı seyahatimiz ya da vize ile alakalı pürüz noktamız var gibi gözükse de herhangi bir pürüz yok. Sizin böyle korkularınız var, her şey tam istediğim gibi olurken yarım kalacak diye. Hayır, artık eritme. Kötülükleri eritiyorsunuz. Kendi kanatlarınız güçleniyor. Ve hayatınızdaki olması gereken zafer sizin için doğru hareket sergiliyor. Bir de özellikle ateş burcu biriyle duygusal bir bağınız ya da anne ya da aile bireylerinde ev içerisinde ateş burcu biri varsa ve hava burcu biriyle devamlı kriz hali yaşıyorsanız buradaki denge ve buradaki oluşum tekrar doğru dengeye doğru geçiş sağlayacak. Yalnız yasal mahkeme ile alakalı yön belirlemesiyle ilgili dava düşecek. Ortaklı anlaşmalarda davasız ve anlaşmalı şekilde krizleri önleyeceğiz. Bir de ailemize ait deniz gören, göl gören ya da suya bakan, dereye bakan bir yeriniz varsa devlet ya da müteahhit tarafından çok büyük bir anlaşma yapılacak. Lütfen bununla ilgili acele karar vermeyin. Doğru araştırın ki zarar görmenizi istemiyorum. Hoşçakalın efendim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Ben, yorum yaz, keşfete düşerim. Viral olalım. Hep birlikte viral olalım, coşalım. Of, çevrenizdeki insanlara ben laf anlatmaktan, konuşmaktan, aynı şeyleri söylemekten çok bıktım diyorsunuz. Artık bu kader beni bir gülümsesin. Hem para konusunda hem aşk konusunda ben artık yeşermek ve köklenmek istiyorum derseniz, geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftalarda yaptığınız birçok nokta size doğru ödüllendirmeye doğru gidiyor. Yani bu demektir ki parasal hayatımız, hatalar geride. Aşk anahtarımızın etrafınızda fazlasıyla kısmetlerinizin artacağı, ilişkiler konusunda birlikte çok güzel yıldızınızın parlayıp aynı yastığa baş koyacağınız hareketler gündeme gelecek. Yalnız özellikle ailemizin bizim yurt dışı kapımızı ya da bu konularla ilgili size destek veriyorsa, hani çocuklar gidin, torunlar dışarıda büyüsün diyorsa ailenizi dinleyin. Çünkü buradaki başarınızı kimse görmüyor ve ziyan oluyorsunuz. Ve çocuklar için de en büyük hayaliniz bu esarette değil, özgürlük kapılarını aramak istiyorsunuz. Haydi, bunun için şansınız var. Bir de ailemizin değil de kendi çevremiz ve ekip arkadaşlarımız ya da üniversite lise arkadaşlarımızla aramızda bazı sebepsiz tartışmalar çıkabilir. Bu tartışmalarda onlarla gereksiz bağ kopartabilirsiniz. Bence siz de çok kırıcı oluyorsunuz ve bazen patavatsız konuşmalar karşı tarafı yıpratıyor olabilir. Evet, 3-4 gün bir tatil planınız var. Enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Ama ayrıldığım kişi dönecek mi diyorsanız kapınız da bitecek. Hatta şöyle 4'ü 5'i arasında, yani 24-25 arasında sizin kapınızda yer alacak. Affetmek, kabul etmek sizin göreviniz. Çünkü siz de onun kokusunu, enerjisini fazlasıyla özlediniz. Ailede evlenmesine karar verdiğimiz kişiyle ilgili destek ve ekonomik olarak da vereceğiniz destekle birlikte o kişinin yarım olan hayatını şifalandıracaksınız. Bu ara ailede varisler, damarlar, kalp damarları ve ayak ağrılarımız çok fazla olabilir. Mümkün olduğu kadar bol bol su içmenizi öneriyorum. Efendim, hoşça kalın. Sevgili kovalar, beğen, keşfete düşür, yorum yap. Bu sizin göreviniz. Ben konuşuyorum her hafta. Evet, şöyle demek istiyorum. İş konularınızla alakalı 4 ya da 3 ayrı noktadan bir teklifiniz gerçekleşecek. Ve bu teklifte de özellikle İ, A, L harfi olabilir. Mesela büyük firmanın ismi olabilir. İsminde C olabilir ya da Ç harfi olabilir. Böyle biriyle çok güzel bir anlaşmanız var ve kalıcı iş kapı ve buranın farklı alanlarda da çok bağ olacağı için sizin
iş hakkınız size teslim edilecek. Yani hiç olmadık olaylar ve hiç göremediğiniz imkanlar size verilecek. Ya da devlet ya da kurumsal ve akademik olarak bazı projeleriniz varsa lütfen bunu hayata geçirin. Çünkü siz başarılısınız. Yazı yazmak, bazı oluşumlarda kendinizi çok ispatlamak istiyorsunuz. Bunun için doğru uyarı veriyor gökkuşağı size. Yap ki bilgeliğin konuşsun. Yap ki ismin yürüsün. Yap ki hayallerine konuş. Anlat ve konuş ki yaptığın her şey doğru ifade etsin. Eski ilişkinizin geri gelmesiyle ilgili beklentiniz varsa etrafınızda sizinle ilgilenen başka biri var. Ona şans ver. Ve özellikle bu şansı verdiğinde de güzel bir hayat arkadaşı ve anlayış. Yani Allah sizin kalbinize doğacak mutluluğu verecek. Eski ilişkim ya da var ettiğim ilişkiyle alakalı beni haksızlığa ve maddi manevi borca soktu ve ben de çok büyük bir depresyondayım diyorsanız, onun ekonomik olarak hayatında biri olabilir ya da evliydi, siz böyle biriyle birlikte oldunuz, onun sahtekar olduğunu ve o kişi sizin ayağınıza geleceğini bilmenizi istiyorum. Ama bu acı, bu keder, bu her gün beddua etmek sizin evinize döner. Lütfen bunları artık kendinizi iyileştirin. Rabbim olan noktanızı şifalandırın ki dönüştüğünüz her şey size evlilik, rızık ve tez vakitte olacak her şeyin aydınlanmasını yaratıyor. Bu ara boğaz enfeksiyonlarınız ve bu hafta özellikle ağızda yanmalar, ateş gibi durumları ihmal etmememiz lazım. Hoşça kalın efendim. Sevgili balıklar, nasılsınız güzel ailem? Hemen çekiyorum. Beğen ve yorum yap. Evet, bu ara işlerle alakalı doğurmak istediğimiz, yurt dışı ile alakalı yapmak istediğimiz ve planlar ve projeler, tahtımıza taht kazanıp bulunduğumuz noktada sirkilme, herkesin bir haddini bildirme dönemi haftası olacak. Yani burada bir kriz anı olacak. Disiplin evresi, disipline gitme gibi bir durumlar olabilir. O yüzden buradaki alanda büyük değişim var. Aman siz de bu değişime ayak uydurduğunuzda fazlasıyla hak edilişiniz, maaşınız ve priminizle alakalı güçlenmeniz söz konusu olacak. Yani artık sizde eliniz kolunuzu bağlayacak hiçbir problem kalmayacak. Bence bazı olayları da çok fazla abarttığınız için kendi ışığınızı gizlemekten kendi başarınızı göremiyorsunuz. Yani de ki artık sen ışığını, işine, alanına hakim ol ki varoluşun mutluluğu sevgili balıklar, yarımlıktan kurtulup bedenimizi daha çok şifalandıracağız. Eski ilişkimle ilgili iletişime geçiyorum, tam tekrar oluyor, yarım kalıyor, tekrar gidiyor, tekrar engelliyor. Benim bununla ne olur? Yukarıdaki emir, devam edecek diyaloglar var. Rabbim sizi bu kalbe yazmış ama bu kadar yükü, bu kadar acıyı taşıyacaksan eziyet. Yani bu ilişki eninde sonunda bir yol ayıp, evlenseniz de düzen de kursanız hep sıkıntı var. O yüzden daha önce bir ilişki terapisine girerek kendi ilişkimizi kutlayıp bu ilişkiyi ölüme değil kazandırmaya çalışın. Çünkü her iki insan da birbirini çok seviyor. Kalbinizde beni düşünüyor mu diyorsanız, bence o kalbinizde hani böyle platonik takılıyorsanız, hayal ettiğiniz biri varsa o sizi çoktan kafasından bitirmiş. Yani o düşünüyor mu demek bile artık sizin yeni insana geçmeniz ve son bir yıldır bu evre ya da son bir aydır bununla alakalı nokta beklentileriniz varsa zaman ve güzel insanları kaçırıyorsunuz. Ben de tahta kurulacak doğru insanınız var. Cesaretinizi, ruhunuzu toparlayın ve bu konuda kendinizi güçlendirmenizi istiyorum. Özellikle diş eti iltihaplarınız olabilir ve ailede gereksiz tartışmalara şahit olabilir. Anne ya da teyze ya da kız kardeşle kırgınlıklarımız devam edebilir. Olayı uzattığınız takdirde annenizin sağlığı tetiklenebilir. Biraz daha adım atarak aileyi toparlamanız lazım. Beğen, yorum yap, bizde kal. Hoşça kal. Allah'a emanet olun güzel ailem.